Arkadaşlar hepinize merhabalar, selamlar. Sesim geliyor mu? Önce bir sesi kontrol edeyim. Teşekkür ettim Büşra. Selamlar Eda Kübra, Enes. Herkese merhabalar, Zeynep. Selamlar, selamlar. Teşekkür ediyorum yine hepinize. İyi akşamlar. Bir yandan şu slaytlarımızı şey yapalım. Tamam. İyisiniz inşallah. Keyfiniz yerindedir umarım. Hepinize iyi akşamlar. Tekrar. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum zaten geleceksiniz diye. Ne yaptınız bakalım? Herkesin morali yerinde mi? Önemli tarafı o. Bugün bir video paylaştım. Belki görmüşsünüzdür. Birazcık stres olduğunuz dönemler başladı. Genelde aldığım mesajlar bu yönde ama daha 1,5 ay var. Bakın daha diye söylüyorum. O yüzden inşallah bu süreci iyi değerlendiririz ve gayet de güzel olur. Kaygı yüksek. Yani o kaygı olmasa zaten başarı gelmez. Yani çok rahat olup da başarılı olmak bence pek mümkün değil. Kendi adıma en azından bunu söyleyeyim. Kendi hayatım boyunca hep stres duyduğum için bir şekilde kendimi itekledim ve bunun faydasını da gördüm. Stresli olmanız doğal ama bunu yönetmek önemli olan. Ya bakın alım az olacak, şu olacak, bu olacak. Evet hepsinde de haklısınız. Ama size daha önce de söyledim. Alımın az olacağının garantisi bu ülkede gerçekten olmaz. Yani burada her şey, bu ülkede her şey değişir. Siz elinize puanı alın. Hiç beklemediğiniz bir kurum, yani belediyenin ne bileyim teşekkürleri bile belediyeler dahi bazen KPSS puanıyla alım yapabiliyorlar. En azından bir eleme olsun diye. Hiç belli olmaz. Elinize puan olsun. Daha sonrasında bir yerlere başvurursunuz. Herkes konu bitirmiş ve daha bitmeyen konular mı var? Peki. Arkadaşlar unutmak noktasında önce bir anlayın. Ondan sonrasında unutma dediğiniz şeyi tekrarla pekiştirirsiniz. Ama önemli olan mantığını almanız. Elimden geldiği kadar da bilmiyorum ilk kez aramıza katılanlar varsa fark edecektir. Aslında benim dersteki tüm amacım bazı konuların mantığını atmak, vermek. Mesela Gizem şimdi şey yazdı, süreler karışıyor diye de. Ya tarihi iyi düşünün. Tarihte dünya kadar şey ezberliyorsunuz. Öyle böyle değil. Yani derya deniz. Burada süre dediğiniz şey anayasanın kendisi zaten. Anayasam nerede? Burada ortalıkta anayasa bırakmamışım. Anayasanın kendisi şu kadarcık bir şey. Yani o yüzden o kadar da akla deve değil. Biz birazcık kasıyoruz, o ayrı konu. Peki, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Müsaadenizle başlayayım. En son biliyorsunuz gene 10 dakika burada beklerim. Sorularınız varsa anlattıklarımla alakalı onları da alırım. İlk kez gelenler için YouTube'da bir önceki dersi hatta ondan önceki dersi izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü üstüne geri geldiğinde ekleme yapmış oluyorum. Bildiğiniz, düşündüğüm konularla alakalı olarak. Ders 45 dakika diyorum ama bir saati buluyor. En son kapanışımız hemen hemen 45 dakika, bir saat içerisinde bitirmeyi planlıyorum. Kendiniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Tamam. Serhat Güven diye YouTube'da yazdığınızda çıkıyor arkadaşlar. Tek Uzemin sayfasında da var YouTube'unda. Oradan da kullanabilirsiniz. Ses konusunda teknik arkadaşlar bir açıklama yapıyorlar genelde niye ses gelmiyor diye bilginiz olsun. Geldi bile. Teşekkür ediyorum. O zaman müsaadenizle hadi başlayalım. Yolumuza devam edelim biz. Şimdi ilk sorumuz gene şöyle bir temel hukuktan kavram sorusu aslında. Kavramla beraber birazcık bilgi sorusu oldu. Çıtayı birazcık böyle farkındaysanız yukarıya doğru çekiyorum. Bu arada şeyi de sizinle paylaşmak isterim. Beni çok mutlu eden bir şey oldu. Orada o soruya bakarsınız da derdim soru değil. Biliyorsunuz açıklamasını yapacağım. Size ilk kez duyduğunuz şeylere cevap vermeyi hep anlatmak isterim. Yani dedim ki korkmayın sorudan. Bir şeyi ilk kez görebilirsiniz. Gördüğünüzde böyle bir afallamayın. Bir bakın falan diye. En son mesela sorduğum, Instagram'da sorduğum soruda bu tür sorulara cevap oranınız genelde %20, %30'dayken doğru cevap oranı %60, %70'lere kadar çıktı. Miras sözleşmesini sormuştum. Mesela orada işte karşı tarafta üçüncü bir kişiyle miras bırakan arasındaki ikili ilişki falan derken orada miras sözleşmesi diye cevap verildi ve bu beni çok mutlu etti. Yani oranın gerçekten yükselmesi. Çünkü eminim ki ben birçoğunuz aslında pardon ne yapmadı? Şeyi görmedi. Ne diyeyim? Miras sözleşmesi diye bir şeyi görmedi. Burada şununla uğraşayım. Tamam. Ama ona rağmen doğru cevapladınız.
Şimdi bakalım sorumuz neymiş? Aşağıdakilerden hangisi başkasına devredilemeyen mutlak bir haktır? Yine dediğim gibi derdim kavramlar. Şimdi hak nedir? Hak aslında hukuken korunan yetkidir. Yani bakın bu bir vatandaşlık sınav sorusu olur. Yani elimi soran, ifayı soran geçmiş dönemde size hakkı da sorar. Hak hukuken tanınan yetkidir. Da hak hukuken tanınan neymiş? Yetkiymiş. Niye dediğinizde şimdi herkesin kendine göre bir hakkım var diye ortaya çıkabilirsiniz. Bu benim hakkım falan diye ama gerçekten hakkınız mı değil mi? Bunu ancak hukuk karar verir. Eğer hukuk size bu yetkiyi tanıdıysa o zaman bu ne olacak bizim için? Hak olacak. Şimdi mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Nispi haklar ise herkese karşı ileri süremezsin. Yani bakın çok basit aslında. Şimdi diyelim ki benden alacaklısınız. Sizi böyle kandırdım ben. Aldım paranızı. Ondan sonra ya dediler Serhat Hoca güveniriz biz ona. Borç istedi verdim ben de ondan geri alacağım. E vermiyorum. Şimdi ben vermiyorum. Bunun muhatabı kim? Benim. İşte bakın bu nasıl bir hak? Bu nispi hak. Kalkıp başkasıyla bunun muhatabı olamazsın. Ya da bana parayı vermişsin. Aradan 20 yıl geçmiş. 20 yıl sonra bana diyorsun ki ben sana para verdim de sen paramın üstüne yattın da arkadaş geçmiş olsun. Süre ne yaptı? Çoktan geçti. İşte mutlak hak, nispi hak diye ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Şimdi soru ne diyor? Bu mutlak haklar arasında da devredilemeyen diye söylüyor. Yani bazı mutlak haklar devredilebilir. Yani başkalarına ne yapabilir? İntikal edebilir. Bazıları ise ne olmaz? Devredilmez. Peki hangi hak devredilir? Hangisi edilmez dediğimizde şimdi oradan doğruya sorunun cevabına doğru gideceğim. Bakalım neymiş diye. Şurada derdim aslında dediğim gibi konu oldu burada. Devredilebilen haklar. Yani hangi hakları devredebiliyorsunuz? Alacak hakkı devredilir. Niye? Zaten şöyle düşünün. İşin mantığını alın. Sınavda da böyle bu arada şey söyleyeyim. Bunlar sınav açısından en önemlileri. Yani ÖSYM'nin şöyle baktığınızda havuzda en önemli olan hakları diye söyleyebiliriz. Ekonomik değeri olan, maddi değeri olan haklar genelde ne olabilir? Aslında devredilebilen haklardır. Yani mantığınız ilk önce öyle olsun. Ya bu para pulla alakalıysa ben bunu devrederim arkadaş. Niye devredemeyeyim ki? Borç verir gibi düşünün. O zaman daha rahat edersiniz. Ya da bir şeyin kullanımıysa o zaman bunu ne yapmalısınız? Devredebilmelisiniz. Ama size özgü bir şeyse o kişiye, o kişinin kişiliğine özgüyse o zaman ne olmaması lazım? Devredilememesi lazım. Mantığını alın diye söylüyorum. Örneğin mesela nişanlanma hakkı. Yani nişan yapmak istiyorsun ya da evlenme. E ben evlenme hakkımı devrettim, nişanı devrettim. Benim yerime o evet diyecek denir mi? Denmez. İşte kişiye sıkı sıkı bağlı nedir? Bu bir haktır. O zaman şöyle bir bakalım. Devredilebilen haklar neymiş? Mesela alacak hakkı, rehin hakkı, mülkiyet hakkı, miras payı üzerindeki haklar. Yani kastım şu. Ya oradan dededen bana miras geliyor. Bakın miras gelen şey ne gene? Para pul, mal mülk. Bunlar gene ne olmalı? Devredilmeli. Üst hakkı dediğiniz şey arkadaşlar o size biraz değişik gelebilir. O aslında inşaat hakkı gibi düşünebilirsiniz. Üst hakkı dediğiniz şey inşaat hakkıdır. Kaynak hakkı işte orada toprakta mesela oradan su çıkıyor. Oradaki su hakkını, oradaki kullanma hakkını ne yapabilirsin? Orada gene devredebilirsin. Fikri haklar, fikri mülkiyet haklarını ne yapabilirsiniz? Devredebilirsiniz. Ama mesela kişilik hakları ne olmazmış? Devredilmez. Henüz işlememiş nafaka alacağı diye söylüyoruz. Devredilmez. O zaman burada henüz işlememiş dediğime göre artık nafaka alacağı işlemişse, gelmişse ben bunu devredebilir miyim? Devredebilir miyim? Evet devrederim. Niye devrederim? Çünkü artık zaten ona olmuş benim muhteme geçmiş. Bu paradır sonuçta düşündüğünüzde nafaka alacağı aylık işte atıyorum orada 20 bin lira gelmiş. Ben o 20 bin lirayı ne yapabilirim? Devredebilirim. Burada intifa hakkı diye daha öncesinde de aslında bahsetmiştim. İntifa hakkı neydi? Hatırlayın. Baktığınızda mülkiyet hakkından sonra size en geniş kullanım hakkı veren neydi? Sınırlı aynı haktı. İşte intifa hakkını da ne yapabilirsiniz gene? Devrede bilir misiniz? Olur mu? Olmaz. Onun videosunda özellikle söylemiştim. Mülkiyet hakkı devredilir ama intifa hakkı ne olmaz? Devredilmez diye söylemiştik. Sükna hakkı dediğiniz hak ise oturma hakkıdır. Yani ben sana o konutta oturma hakkını verdiysem, hocam bu kira değil mi? Kira sözleşmesi ayrı bir sözleşmedir sonuçta. Sükna hakkı ise mesela işte karı koca ayrılacaklar ama adam diyor ki tamam boşanıyoruz ama sen diyor al burada istediğin kadar otur. Ya da işte bir daha evleninceye kadar otur. Bir oturma hakkı veriyor. Sen alıp da oturma hakkını ne yapamazsın? Devredemezsin. O zaman bunu en azından dediğim gibi ne diye görün? Şöyle bir hakları görün çalışırken de. Aa bak bu haklar devredilmeyen, bu haklar devredilen nelermiş? Mutlak haklarmış diye. Sorunun cevabına baktığımızda o zaman üst hakkı yani inşaat hakkı ne olur? Devredilebilir. Kaynak hakkı ne olabilir? Devredilebilir. Ama işte oturma hakkı ne olmaz? Devredilemez. Mülkiyet hakkı ne olmaz? Devredilemez derse doğru mu? Mülkiyet hakkı devredilir mi? Ya hepiniz biliyorsunuz zaten hepimiz bir şeylerin sahibiyiz. Arkadaş ben bunun neyim? Neyim sonuçta? Malikim. Ben bunu malikim. Ben bunu size ne yaparım?
Devrederim. Yani bildiğinizi diyorum, böyle kalkıp tek tek ezber yapmanızı istemiyorum. Tek tek ezber yapmayın, mantığını alın. Ekonomik değeri olan şeylerin zaten ne olmasını beklersiniz? Devredilmesini. Kişiyle bağlı olan şeylerin ne olmasını beklersiniz? Devredilmemesini beklersiniz. Garip gelebilecek olan oturma hakkıdır. O yüzden özellikle söylüyorum, dikkat edin diye. İntifa hakkı da oturma hakkı da devredilemeyen mutlak haklardır. Hadi devam edelim. Neymiş sorumuz? Ha, gene kısıtlanma nedenleri. Şimdi bakın, tam ehliyetlilerden bahsettik, sınırlı ehliyetlilerden bahsettik geçen hafta. Ehliyet türlerinden, fiil ehliyetinden bahsettik. Bir de bu neydi? Tam ehliyetli olmanın şartı. Baktığınızda ne olacaktı? Ayırtım gücü olacaktı. Başka ergin olacaktı. Başka kısıtlı olmayacaktı. İşte peki bir kimse niye kısıtlanabilir dediğinizde bu klasiklerden biridir. Mikrofonu birazcık yakınlaştırdım arkadaşlar. Bilgisayardan kullanıyorum. Birazcık daha bağırayım olmadı. Aşağıdakilerden hangisi bir kısıtlanma nedeni değildir dediğinizde? Hangisi bir kısıtlanma nedeni değildir dediğinizde? Orada cevap aslında kendini belli ediyor. Nasıl belli ediyor? Şimdi bakın, ona bakın. Bu arada şunu söyleyeyim. Burada cevap verenler, evet cevap A, yaş küçüklüğü bir kısıtlanma nedeni değildir. Ama diyelim ki, kısıtlanma nedenlerini hiç bilmiyordunuz. Bu soruyu ilk kez görmüş olsanız dahi. ÖSYM'nin klasiklerinden biridir. Defalarca sorulmuştur bu kısıtlanma nedeni değildir diye baktığınızda. Şimdi o zaman savurganlık, kötü yaşam tarzı, işte kötü yönetim, alkol uyuşturucu madde bağımlılığı, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, bunlar hep ne? Kısıtlanma nedeni. Ya da kişinin kendi neyi? İsteği. Adam o konuda deneyimsiz. Artık kendisini ya da idare edemiyor. Kişi gene ne yapabilir? Beni kısıtlayın diye başvurabilir. Daha önceki derslerden hatırlayın, bir kısıtlanma nedeniniz daha vardı. Bu yılın potansiyel sınav sorusu diye söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Toplam kaç yıl ve fazlası hapis cezası alanlar, mal varlıklarının ya da ülkenin korunması amacıyla ne yapılabilirdi? Sınırlandırılabilirdi. Çok güzel. Neydi cevabınız? 5 yıl. Yani 5 yıl ve fazlası hapis alanlarının olması mümkündü. Kısıtlanması mümkündü. İşte bunlar kısıtlanma nedenleri. Ama bakın, bu soruda hiç kısıtlanma nedenini bilmeseniz dahi ne mümkün? Baktığınızda soru yapmanız mümkün. Niye? Ya yaş küçüklüğü diye bir kısıtlanma nedeni var mı? Ya Allah aşkına, hepimiz şöyle daha küçükken, biz işte 14 yaşındayken, 12 yaşındayken, 15 yaşındayken, dur şunu bir de kısıtlayalım deniyor mu? Denir mi? Denmez. Yani zaten ben ne değilim? Ben zaten tam ehliyetli falan değilim. Çünkü daha ne değilim? Ergin değilim. Bakın ama ÖSYM yaş küçüklüğünü defalarca ne yapmış? Defalarca sormuş durumda. Şimdi Ebru şey dedi, zaten kısıtlı dedi ama siz bunları kısıtlı gibi düşünmeyeceksiniz. Evet, aslında mantık bakımından doğru. Ebru haklısın. Mantık bakımından zaten ne değil? Tam ehliyetli değil. Bunlar zaten neydi? Ayırtım gücüne sahip bir küçük. Bizim için hangi şeydeydi? Kategorideydi, hatırlayın. Sınırlı ehliyetsizdi. Yani kuralda neydi onlar? Ehliyetsizdi zaten. İşte ehliyetsiz olan birini daha da ne yapmana gerek yok? Sınırlamana gerek yok. Ve aslında hepimiz bunu ne yapıyoruz? Hepimiz biliyoruz. Yok Ebru, sadece şey için dedim. Yani kısıtlanma tabiri farklı bir şekilde kullanılır. O yüzden dikkat edin diye. Bunlar ne? O zaman hatırlayalım. Savurganlık, baktığınızda kötü yaşam tarzı, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, 5 yıl vefatı hapis. Bunlar hep ne? Kısıtlanma nedeni olacak. Hatta o hapis konusunda şeyi de hatırlatayım size. Bir de ne vardı? 5 yılın altındaysa, kişi eğer ki hapse düştüyse, kendisi eğer ki isterse, talep bulunursa gene ne olması mümkün? Gene kısıtlanması mümkün. Yani adam 2 yıl hapis cezası almış. 5 yıl değil, 2 yıl ne yapmış, hapis cezası almış. Artık ne olabilir? Gene de ya ben idare edemiyorum işlemlerimi. O yüzden kısıtlayın işte şunlarla ilgili diye söyleyebilir. Bakın, bu soru zor mu? Bu soru kesinlikle zor değil. İşte size ÖSYM sınav sorusu. Aslında ÖSYM'nin sınav sorularından biri. Ya da mesela hangisi kısıtlık nedeni der? Bunu birazcık böyle tersinden söyleyeyim. Yeri gelmişken mesela yaşlılık. Yaşlılık bir kısıtlanma nedeni midir sizce? Yaşlılık bir kısıtlanma nedeni midir başlı başına? Hayır, değildir. Yani baktığında aynı mantık, adam 70'ine gelmiş, 80'ine gelmiş, 80'ine geldin, daha da seni kısıtladık denmez. E hocam, yaşlıları kısıtlıyorlar. Ha, yaşlıları niye kısıtlıyorlar? Yaşlı artık yavaş yavaş ne yapıyor? Ne yapıyor? Hafif hafif geriye sarmaya başlıyor. Yani eğer ki artık kendisini idare edemiyorsa, artık kalkıp da akıl zayıflığı başladıysa, o zaman ne olması mümkün? Kısıtlanması mümkün. Dikkat edin, oradaki kısıtlanma nedeni yaşlılık değil. Oradaki kısıtlanma nedeni ne? Artık akıl neyi? Zayıflığı olacak. O yüzden yaş küçüklüğü de yaşlılık da bir kısıtlanma nedeni değildir. ÖSYM ikisini de daha öncesinde kendi sınavlarında defalarca sordu. Bu arada kendi sınavları falan derken ilk kez dinleyenler için söyleyeyim. Benim için kriter sadece kalkıp da vatandaşlıkta çıkan sınav sorusu değildir.
Benim için kriter ÖSYM'nin havuzunda olan sorudur. Yani hakimlikte sormuş olabilir, kaymakamlıkta sormuş olabilir, baktığınızda KPSS'a sormuş olabilir. Bunların hepsi benim için esasen kriter olan nokta. Hadi bakalım devam edelim. Bu soruyu niye sordum? Aşağıdakilerden hangisi asli kronikler niteliğinde değildir derken. Hemen şurası tamam değil mi? Bunun cevabı neymiş? Bu arada hiç şunları kullanmadım. Gene de şöyle bir. Bunun cevabı neymiş? Yaş küçüklüğü. Şöyle gene de geriye doğru gideyim. Bir sıkıntı olmasın. Bunun cevabı neymiş arkadaşlar? Baktığınızda sükna hakkı, devrilemeyen hak olacak. Şimdi bakın aşağıdakilerden hangisi asli kurucu iktidar niteliğinde değildir? Bu soruyu şundan sordum. Aslında Instagram'daki sorduğum sorular beni birazcık soru seçmeye yönlendiriyor. Çünkü şunu gördüm. Ya maalesef biz galiba bu kurucu iktidar meselesini bilmiyormuşuz. Ne demek istiyoruz? Neydi kurucu iktidar? Anayasa yapan ve değiştiren güçlere ya da meclislere ne denir? Kurucu iktidar denir. Anayasa yapan ve değiştiren güçlere ya da meclislere ne ad verilirmiş? Kurucu iktidar adı verilir. Eğer ki yeni bir anayasa yapıyorsanız, sıfırdan bir anayasa yapıyorsanız, daha doğrusu aslında olay şu, anayasayı anayasaya rağmen değiştiriyorsanız, anayasayı çiğneyerek değiştiriyorsanız, o zaman nesinizdir artık? O zaman asli kurucu iktidarsınızdır. Yok, anayasayı anayasa kurallarına uyarak, anayasa kurallarına uyarak derken hatırlayın, özellikle anlattım size anayasa değişikliğini. Hatırlayalım hemen. Anayasa değişikliği teklif sayısı kaçtı? Anayasa değişikliği teklif sayısı bizde kaç? En az meclis üyesi sayısının 1/3. Süper kaç? 200. Anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için gereken sayı en az kaç derse? Anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için en az 360. Çok güzel. Ama hiç halka gitmeden referandumsuz bir anayasa değişikliği yapalım dersek o zaman gereken sayı ne? O zaman gereken sayı da 400. Neden ihtiyariydi? 400 olduğunda ister halka giderim, İster Cumhurbaşkanı olarak bunu resmi gazete yayınlar, bu işi bitiririm. O yüzden bu neydi? İhtiyari referandumdu. Ama 360 ile 400 arasında kaldığında artık ne olacaktı orada? Zorunlu referandum olacaktı. Şöyle bir hatırlatma olsun. Diğer arkadaşlar da tekrar videolardan izleyebilirler. Şimdi bakın olay ne? Olay şu. Bu soruyu sorduğumda doğru cevap oranı tahminimin çok da altında kaldığı için bunu koydum. 61 anayasasını yapanlar ve 82 anayasasını yapanlar. Yani asli kurucu iktidarlar. Bakın ne oldu? 60 darbesiyle 60 darbesiyle 24 anayasasını ortadan kaldırdılar ve 61 anayasası geldi. 80 niye? Çünkü baktığınızda burada da ne var? 80 darbesiyle ne olmuştu? Anayasa ortadan kalktı. Ne geldi? 82 anayasası geldi ve birileri işte anayasayı yaptı. İşte o anayasayı yapanlar, biz bunlar sıfırdan yaptıkları için ve daha da önemli tarafı şu. Ya Allah aşkına şöyle bir şey oldu mu? 61 anayasası, gel kardeşim beni ortadan kaldır, gel kardeşim beni del, gel yenisini yap dedi mi? Hayır. 80 darbesi paldır küldür ne yaptılar? Anayasayı ortadan kaldırdılar. Çünkü o da ne yapmış? Herkes ettiğini biçer. O da 61 anayasası gelmek için ne yapmıştı? 24'ü tak diye 60 darbesi ortadan kaldırmıştı. İşte 60 ile 61 arasında, 80 ile 82 arasında birileri anayasayı hazırladılar. İşte o birilerinin adı neymiş? Asli kurucu iktidarlar. Kimlerdi bunlar dediğinizi hatırlayın. 61'i kim yapmıştı? 61'i yapanlar. Milli, bir taraf asker kanat. Milli Birlik Komitesi. Diğer tarafta ne var? Temsilciler Meclisi. Bir taraf asker, bir taraf sivil. Bu nerede? 61'de olacak. 82 yapanlar kimdi? Milli Güvenlik Konseyi. Gene asker kanat. Burada ne var? Sivil kanatta Danışma Meclisi var. Yani baktığınızda Milli Birlik Komitesi, Temsilciler Meclisi, asker kanat, sivil kanat bir araya gelip ne yaptılar? 61'i. Milli Güvenlik Konseyi, Danışma Meclisi bir araya gelip ne yaptı? 82. Bunlar asli kurucu iktidar. Peki o zaman demek ki cevap neymiş? C şıkkı Cumhuriyet Senatosu. O zaman Cumhuriyet Senatosu ne? Cumhuriyet Senatosu neydi? Hatırlayın, çift meclis sistemiydi. Yani 61 Anayasası döneminde bakın artık anayasa gelmiş, anayasal düzen yaratıldığında 61'de bizde meclis nasıldı? İki ayrı kanattan oluşuyordu. Bir tarafta ne vardı? Cumhuriyet Senatosu. Bir tarafta ne vardı hatırlayın? Bir tarafta ne vardı? Millet Meclisi vardı. Şu anda ne var? Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Bunun kanadı manadı var mı? Yok. Ama o dönemde ne vardı? Kanatlı bir dönem vardı. İşte bakın dikkat edin. Cumhuriyet Senatosu 61 anayasasına tabiydi. Ona uyarak işlemler yapıyordu. Ama diğerleri, onlar Milli Birlik Komitesi. Orada ortada ne yok? Anayasa yok. O yüzden kim çift meclis sistemidir? Ne asli kurucu iktidardır? Ne yapın? Dikkat edin. O zaman soru şöyle gelebilirdi. Hangisi tali kurucu iktidardır? Hangisi tali kurucu iktidar olur? Millet Meclisi
Tali kurucu iktidar olur. Cumhuriyet Senatosu tali kurucu iktidar olur. Niye? Çünkü onlar neye tabiler? Onlar baktığınızda anayasaya tabiler. Peki en azından bunu da söylemiş olalım. Oradaki cevaplardaki neden dolayı? Düşük sonuçlardan dolayı. Şimdi neyi hatırlayalım? Ben size ilk derslerde neyi anlattım? Sınırlandırmayı. Daha sonra neyi anlattım? Durdurmayı. Daha sonrasında durdurma ile ilgili yine üstüne gittim. Şimdi devam ediyoruz. Aslında konu orayla devam ediyor. Yukarıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangilerini? Olağanüstü dönemlerde dahi müdahale edilemez. Şimdi şunu hatırlayalım tekrar. Mantık neydi? Gene söyleyeceğim. Çünkü bu önemli konulardan bir tanesi. Baktığınızda olay neydi? Olay şuydu. Dikkat edin dedim size. Durdurma olduğu için olağanüstü dönem gelmez. Olağanüstü dönem olduğu için gerekirse ne yapılabilir? Durdurma yapılabilir. Hangilerine olağanüstü dönemler dahi müdahale edilemez? Çok fazla D geldi. Niye öyle geldi bilmiyorum ama bakarız cevap o mu diye. Şimdi mantığını alın. Gene bakın oradaki soruyu bakarsınız, cevaplarsınız ama bir ne yapalım mantığını bir hatırlayalım. Olağanüstü dönem olduğunda ben adamın elinden hakkını tamamen ne yapabiliyordum? Alabiliyordum. Ama işte anayasa ne diyordu? Anayasaya aykırı tedbirler dahi alınabilir. Geçen ders bağıra bağıra söyledim. Anayasaya aykırı tedbir görene bir şey olur sınavda. Anayasa aykırı tedbir mi olur dedim. Ampul yanar. Bu ampul değil diye söyledim size. Eğer ki olağanüstü dönemse anayasaya aykırı tedbirler alınır. Tamam? Diyen kim? Diyen kimdi? Anayasaya aykırı tedbirler alınabilir diyen kim? Buna izin veren kim? Kim? Anayasa. Ana yüreği. Ana yüreği o kadar dayanmaz ve ne derdi? Anayasa ve ne derdi? Ancak yine de derdi. Yani anayasa diyor ki gel kardeşim beni del. Gel kardeşim beni istediğin gibi harca. Ama ondan sonra diyor ki ama diyor, o kadar da değil. Bir diyor gene de tamam anayasaya aykırı tedbirlerde al da milletin temel hak hürriyetlerini kısmen veya tamamen durdur da ama yine de diyor olağanüstü dönemde olsa benim başımı bir milletler arası hukukla belaya sokma. İki sert çekirdek haklara dokunma. Üç mutlaka ne olacaksın? Ölçülü olacaksın diye ne yapardı? Söylerdi. Yani sert çekirdek haklar dediniz. Aslında soru şu. Aşağıdakilerden hangisi sert çekirdek haktır? Bakın şu anda gördüğünüz sorunun aynısı aslında baktığınızda şöyle yazılabilirdi. Aşağıdakilerden hangisi sert çekirdek haktır? Ne demek? Olağanüstü dönemde dahi dokunamazsın. Peki nelere olağanüstü dönemde dahi dokunamazdım? Hatırlayın. Bir, şöyle yapalım. Derdim zaten öğrenmeniz olduğu için. Bir, olağanüstü dönem olsa dahi bir kimsenin yaşam hakkına ne yapamazsınız? Şurada yaşam hakkına dokunamazsınız. Yani olağanüstü dönem olsa dahi bir kimsenin yaşam hakkını elinden ne yapamazsın? Alamazsın. Ne alırsan zaten geriye bir şey kalmaz diye söyledik. İki, bir kimseye olağanüstü dönemde kalkıp da durdurma adıyla işkence edilir mi? Maddi ve manevi bütünlüğünün olması lazım? Korunması lazım. Yani olağanüstü dönem olsa dahi sen ne yapamazsın? İşkence edemezsin. Başka, olağanüstü dönem olsa dahi bir kimsenin din, vicdan, düşünce hürriyetine ne yapılamaz? Müdahale edilemez. Hatırlayın, yani bununla ilgili her videomu izlediyseniz orada bağıra bağıra söylemiştim. Olağanüstü dönem ilan edilmiş. Olağanüstü dönem ilan edilmiş. Olağanüstü hal ilan edilmiş. Şunu diyebilirler mi? Kimse sokağa çıkmayacak denebilir mi? Herkes şu anda evinde kalacak. Ne yapıyorsa onu yapmaya devam edecek. Düşünsene böyle. Artık böyle günlerce sadece beni dinliyorsunuz. Ne yapmaya devam edeceksiniz? Beni dinlemeye devam edeceksiniz. Diyebilir mi? Kimse sokağa çıkmayacak denir mi? Olağanüstü dönemde hiç kimse sokağa çıkamaz denir mi? Denir. Evdeyim. Ben de evdeyim. Onlar da benim evde neyime karışamazdı hatırlayın. Onlar da benim evde neyime karışamazdı? DVD'me karışamazdı. Oturun istediğiniz ne yapın? İzleyin diye söyledim. Din, vicdan, düşünce. Olağanüstü dönem olsa dahi bir kimsenin din hürriyetine, vicdan, düşünce hürriyetine ne yapamaz? Müdahale edilemez. O zaman DVD hürriyeti neymiş? Mutlakmış. Ve olağanüstü dönem olsa dahi sizin aleyhinize olan suç ve cezalar ne olmaz? Geriye yürümez. Bu ne demek? Mesela şöyle bir şey var mı? Atıyorum meclis başkanı eleştirilemez diye bir şey var mı? Yok meclis başkanı eleştirebilirsin. Dersin ki arkadaş niye bunu yapıyor? Ya da ne bileyim işte Diyanet İşleri Başkanı eleştirilmez diye bir şey var mı? Yok. İşte vay arkadaş şu kadarlık arabaya biniyor diye ne yapabilirsin? Eleştirebilirsin. Peki diyorlar ki Diyanet İşleri Başkanı eleştirmek suç. Lan böyle şey mi olur dersiniz? Yapmışlar. Diyanet İşleri Başkanı eleştiremezsin arkadaş. Böyle bir şey geldi. Tamam geldi ama sonra kalkıp şunu yapabilirler mi? Gel bakayım sen buraya. Geçen hafta eleştirmiştin. Geçen hafta böyle bir suç oldu. Olsun olsun gel. İşte olmaz. Olağanüstü dönem olsa dahi sonradan bir suç, sonradan bir ceza yaratılıp da ne yapılamaz? Bunlar geriye yürütülemez. Ve
Her ne kadar Sezen Aksu masum değiliz hiçbirimiz dese de hepimiz neyiz? Hepimiz masumuz. Yani olağanüstü dönem olsa dahi suçluluğumuz kesin sabit oluncaya kadar hepimiz neyiz? Hepimiz masumuz. O yüzden hadi geçen haftanın dersine bağlayalım. Size ne demiştim? Milletvekili seçilme konusunda bir adam hangi suçtan yargılanırsa yargılansın ne olurdu? Milletvekili olurdu. Adam terörden yargılanıyor. Milletvekili olur mu? Olur. Niye? Masumiyet karnesi. Adam 3 kişiyi öldürmek, 2,5 kişiye tecavüz etmekten yargılanıyor. Milletvekili olur mu? Olur. Niye? Masumiyet karnesi. Yani işte o zaman burada dikkat edeceğiniz başka bir konu neydi? Din hürriyeti mutlak ama ibadet hürriyeti mutlak değil. Düşünce hürriyeti mutlak ama ifade hürriyeti mutlak değil. Bakın istediğiniz gibi istediğiniz dine inanırsınız. Arkadaş mesela ben ateşe tapıyorum. Ben söyleyeyim yani bilmeyen varsa da öğrenmiş olsun. Böylece de tanışmış olalım. Şimdi yarısı böyle artık bununla ilişkisini kesecek. Arkadaşlar ateşe tapıyorum ben ya ateşe. Hoşuma gidiyor böyle alev öyle. İçim ısınıyor. Tapabilir miyim? Tapabilir miyim? Taparım. Peki ateşe tapıyorum bunu da seviyorum diye. Ondan sonra elime alıp gaz yağını, elime alıp benzini, ondan sonra ateşi de alıp gidip şurada bizim mahallede hemen karşı sokak ortasında ortalığı ateşe verebilir miyim? Ha? Orada bir ne yap? Orada bir dur. Ya da elhamdülillah Müslümanım. Toparlayayım çarpılmadan. Elhamdülillah Müslümanım. Tamam eyvallah. Ama elhamdülillah Müslümanım deyip de daha sonrasında Ankara'da Kızılay'da Kızılay'ın göbeğinde tam böyle arabalara kırmızı yanmışken yolun ortasında seccadeyi serip Allahu Ekber diye namaza durabilir miyim? Ha? Bana bakın duracaksanız kurum mülakatlarından hemen önce durun. Mobeseler zaten sizi yakalar orada namazdayken Kızılay Meydanı'nda namaz kıldı diye. Mülakatta daha da torpile gerek kalmaz. Aklınızda bulunsun. Neyse dikkat edin. Din hürriyeti mutlak, ibadet hürriyeti mutlak değil. Düşünce hürriyeti mutlak, ifade hürriyeti mutlak değil. Hadi soruya geri dönelim. Konuyu eğer toparladıysak. Olağanüstü dönem olsa dahi bir kimsenin din hürriyetine dokunamazsınız. İbadet hürriyetine dokunmanız mümkün. Masumiyet karnesini ihlal edemezsiniz. Özel hayatın gizliliğinin anasını ağlatırsınız. Yani olağanüstü dönem senin özel hayatına başlarım diye. O zaman olağanüstü dönem olsa dahi neye müdahale edilemez? Cevap neymiş? C şıkkıymış. Din hürriyetine müdahale edilemez, ibadete müdahale olur. Düşünceye müdahale edilemez, ifadeye müdahale olur. E hocam ben o zaman düşündüğünü tamam da ifade edemiyorsam filan derken ya bakın düşünmek de üretmek de tamam ama kalkıp da ifadeye geldiğinde iş Serhat Hoca ben seni ta deyip ne yapamazsınız? Saydıramazsınız. Yani ifadenin ne olması lazım bir? Durması lazım. Peki şimdi yarısı düşünüyor böyle kendi kafasında ulan nerede namazı kılsam da mobeseye yakalansam diye. Orası ayrı konu. Peki devam edelim. Torpiliniz yoksa fena yol değil. Marmaray'da sevdim bunu güzel. Marmaray güzel. Kesin zaten orada şey olur. Yayınlanır. Şimdi bakın diğer bir soru. Yasama sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıdaki faillerden hangisi doğru değildir? Millet hala namazda yer arıyor kendi. Kendi çarpılmayın dikkat edin. Yasama sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıdaki faillerden hangisi doğru değildir? Şimdi gene derdim önce konuyu anlamanız. Artık herhalde öğrendiniz. Benim derdim burada size soru değil. Yani zaten hazırladığınız 10 tane soruyla bu sınav olmaz ama 10 tane sonra etrafında gezerek onu böyle çoğaltarak hakikaten bu sınavı hallederiz. Şimdi yasama sorumsuzluğu nedir dediğinizde, yasama sorumsuzluğu, dokunulmazlık konusu. Milletvekili kim olur olamaz geçen hafta aslında gördük. Dokunulmazlık konusu. Dokunulmazlık dediğimiz şey aslında ikiye ayrılır. Nasıl ikiye ayrılır? Konuya gelelim. Şimdi soruyu bırakın bir bana bakın, bana odaklanın. Şöyle gözlerime doğru bir bakın. Gözlerindeki ışıltıyı görüyor musunuz? Bir uyanacağım, kalkacağım 6 ay sonra sınav bitmiş olacak. Şimdi Allah'ım benim ülkem var ya bazen kendimi tutamıyorum ama komedi hakikaten. Şimdi dokunulmazlık dediğiniz şey ikiye ayrılacak. Nasıl ikiye ayrılır? Mutlak dokunulmazlık ve nispi dokunulmazlık. Dokunulmazlık dediğiniz şey ne yaparmış? İkiye ayrılmış. Mutlak dokunulmazlık ve nispi dokunulmazlık. Önce bir mantığını alalım. Bizim kalksın kalksın dediğimiz hangisi? Biz hangisine kalksın kalksın diyoruz? Yani kaldırımı dokunulmazlığı diyoruz ya. Kalksın kalksın dediğimiz hangisi? Mutlak dokunulmazlık mı, nispi dokunulmazlık mı? Hadi yazın oraya. Hangisine kalksın diyoruz? Atus gene geldi reklamlar. Mutlak. Hangisine biz kalksın diyoruz? Söyleyin bakalım. Söyleyin yazın oraya. Aslı da yazdı. Mutlak iPhone'dan nispi geldi. Samsung var mı? Mutlak. Arkadaşlar Allah aşkına mutlakla mutlak 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 olan dağda kalkar mı? Kalkmaz. Yani mutlak olan dağda ne olmaz? Kaldırılmaz. Bizim kalksın kalksın dediğimiz şey nispi dokunulmazlıktır. Yani bizim o hani suç işlemişler bunlar, hani işte şunu yapmışlar,
Orada işte teröre yardım ediyormuş. Oradan rüşvet almış. Kalksın kalksın dediğimiz bizim nispi dokunulmazlıktır. Mutlak dokunulmazlığın diğer adı yasama sorumsuzluğudur. Yani size şurada soruda yasama sorumsuzluğu dediğim şey ne aslında? Mutlak dokunulmazlık. Herkes bilecek mutlak dokunulmazlık eşittir neymiş? Yasama sorumsuzluğu. Niye mutlak? Niye mutlak? Çünkü meclis bunu ne yapamaz? Kaldıramaz. Niye mutlak? Çünkü adamın milletvekili bitse bile adam ölünceye kadar bundan ne yapar? Faydalanır. Peki bu kadar mutlak olan, adamın ölünceye kadar faydalandığı, meclisin kaldıramadığı ve mutlak olarak adlandırdığımız yasama sorumsuzluğu ne? Milletvekillerinin taşıdıkları düşüncelerden, söyledikleri sözlerden ve kullandıkları oylardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamamalarına biz ne veriyoruz? Mutlak dokunulmazlık adını veriyoruz. Yani yasama sorumsuzluğu adını veriyoruz. Bakın milletvekilleri halkın vekili olarak diledikleri gibi konuşabilmeli. Diledikleri gibi düşüncelerini dile getirebilmeli. Diledikleri gibi oy kullanabilmeli. Bir milletvekiline vay sen o zaman gittin oraya hayır demiştin. Gel bakayım bunun hesabını senden soracağız diye milletvekili bizse dahi ne yapamazsınız? Hesap soramazsınız. Bakın şimdi size için mantığını alın diyorum ya. Yüce Divan yargılamasını hatırlayın. Yüce Divan'da milletvekilleri yargılanır mıydı? Şimdi hatırlayın bir. Yüce Divan'da milletvekilleri yargılanır mı? Hadi bakalım. Yargılanır mı Asus? Asla hayır dedi. Yüce Divan'da milletvekilleri yargılanmaz. Sadece kim vardı? Sadece meclis başkanı vardı. Milletvekili sıfatına sahip olan. O da ayrı, o da meclis başkanlığı sıfatıyla yargılanır aslında. Niye yargılanmaz milletvekili? Şimdi mantığını alın diyorum ya. Her zaman benim derdim bu. Mantığını alın. Niye milletvekili yargılanmaz? Çünkü adamın görevi ne ki? Görev suçu ne olacak? Bu adamın görevi halk adına gidip oy kullanmak. Ya sen gittin bu oyu kullandın diye. Sen gittin bu kanunu çıkarttın diye. Sen milletvekiline hesap sorabilir misin? Soramazsın. O yüzden milletvekilinin görev suçu olmaz. Bakın görev suçu olmaz. Yani görevi çünkü halk adına kanun çıkarmak, parlamento kararı çıkarmak, işte denetim yapmak. Ama buradan görev suçu olmayacağı için zaten milletvekilleri Yüce Divan'da yargılanmaz. İşte milletvekillerinin söyledikleri sözlerden, kullandıkları oylardan dolayı sorumlu tutulamamalarına biz ne ad veriyoruz? Yasama sorumsuzluğu. O zaman A şıkkı zaten ifade ediyor. Bunun diğer adı ne? Kürsü dokunulmazlığıdır. Niye kürsü dokunulmazlığı? Niye mutlak dokunulmaz? Çünkü kürsüye çıkar, oraya dilediği gibi ne yapar? Konuşur. Size ne kadar ters de gelse konuşur. Bakın çıkar milletvekili kürsüye. Aynen şöyle. Çıkar kürsüye, otur oraya çıkar, ayağa çıkar ve der ki arkadaşlar çok şükür beklenen gün gelmiştir. Vakit gelmiştir. Ne bunlar ya böyle cıbıldak cıbıldak gezip duruyorlar. Elinde sonunda şeriat gelecektir. Herkes o türbanın altına, o kara çarşafın altına girecektir. Mecburdur dese diyebilir mi? Size ne kadar ters de gelse, bunun mecbur olması rahatsız da etse, niye mecbur dese de der arkadaş, der. Bunun tersini de söyleyebilir. Bundan sonra kimse kalkıp da bunları yapmayacak. Hayır, başörtüsünü yasakladım da der. Yasaklayalım da der. İşte dilediği gibi konuşur. Beğenmiyorsanız o zaman ne yapacağız? Gereğini biz oyda yapacağız. Ya siyasi parti ona göre yapacak. Ama şunu bir idrak edelim. Milletvekili çıkıp dilediği gibi konuşmalı. Eğer ki konuşacağı şeyleri biz frenlersek o zaman demokratik düzen ne yapmaz? İşlenmez. İşte o yüzden bunun diğer adı neymiş? Kürsü dokunulmazlığıdır. Tamam. Her ne kadar anayasada yazmıyorsa peki milletvekili geldi oraya kürsüye. Lan Serhat hocamızın nesin? Durmadan bize saydırıyorsun. Biz senin ta diye bir de düşünün böyle 600 kişiyi falan ta diye bana saydırsalar. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Yapacak bir şey yok mu? Arkadaşlar ne yaparım? Ceza davası olmasa ne davası açılır? Tazminat davası açılır. Yani her ne kadar anayasa bunları söylemese de milletvekili de milletvekiliyim deyip de kalkıp da ne yapamaz? Kalkıp da kürsüden benim yedi ceddime saydıramaz. Yani hakaret ve sövme tabii ki ne değil? Bu kapsamda değil. Yani yargı diyor ki ulan bu kadar da değil diyor. Hakaret ederse ne yapar? O zaman gereğini yapar. Hatta biliyorsunuz defalarca duyduğunuz işte böyle Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na şu kadar ödediği tazminat ödeyecek falan diye. Nereden oluyor işte bu? Buradan oluyor. Ve işte meclis kürsüsünde bunu söylemesine falan gelmez ama meclis de diyelim ki bir şeyler söyledi. Daha sonrasında bunun meclis dışında tekrarlanmasını, ya bak böyle bir altlar söylüyorsun ama meclis dışında bunları tekrarlama diye sınırlama gelebilir. Ama bakın bu sınırlama sadece dışarıda tekrarlama denebilir. Adam haftaya gelir, yine haftaya kürsüde Serhat Hoca diye ne yapar? Başlar, şöyle olacaktır diye başlar. Bunu ne yapamazsınız kürsüde? Frenleyemezsiniz. Herkes anladı mı? Sınavda bizim kaldırılsın dediğimiz dokunulmazlık, daha doğrusu çalışmak bakımından bizlerin kalksın kalksın dediğimiz dokunulmazlık hangi dokunulmazlıkmış? Nispi dokunulmazlık. Mutlak dokunulmazlık neymiş?
Söylediyse kullandığı oy. Ne yapılamaz? Hesap sorulamaz. O zaman bu ne? Bu ömürlüktür. Beyz ne yapamayacaktır bunu? Kaldıramayacaktır. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaş ben gene süreyi tutturamıyorum ya. Aşağıdakilerden hangisi seçim ile ilgili olarak 82 arasında yer alan hükümlerden biri değildir diye sormuşuz. Benim burada derdim gene o zaman ne yapın? Burada hükmü ne yapın şöyle bir bilin. Neyi bileceğiz? Anayasa der ki, temsilde adalet yönetimde ne olacak? İstikrar olacak. Yani B ve C şıkkı var. Yani der ki öyle bir seçim sistemi yaratacaksın ki hem adil bir şekilde temsil olacak hem de yönetim istikrarlı olacak. İyi de bunlar ters orantılı. En adil temsil nasıl olur? Komple barajı kaldırırsın. Adam %1 de alsa bile mecliste içeride olur. İyi de içeride %1 alan, %2 alan bunların hepsi bir araya gelirse ortalık ne olur? Altılı masa değil, 26'lı masa olur. İşte o zaman bakın seçimle ilgili olarak anayasada diyor ki öyle bir sistem yarat ki adil bir ne olsun temsil hem de yönetim istikrarlı olsun. Biz de bunu kendimize göre neyle sağlamışız? Barajla. Bizde yüzde kaçlık baraj var? %7'lik baraj var. D ve E şıkları da doğru. Ama hocam A şıkkı da doğru. Bizde %7'lik baraj var dediğinizde. Ama bizde ne var? Baktığınızda bizde çevre barajı değil. Ne var? Ülke barajı var. Tamam. Yani bizde kalkıp da bir partinin Eskişehir'den milletvekili çıkartması için Eskişehir'den %7 alması gerekmiyor. Önemli olan ne? Türkiye genelinde %7'yi almış olması. Çevre barajı değil, ülke barajı var. Artı başka bir şey daha size ileri gelmişken onu da söyleyeyim. Anayasada zaten %7'lik baraj maraj yazmaz. Yani aslında %7'lik ülke barajı dese bile şık gene bu. Size bakın vatandaşlıkla hakimlik ayarı arasındaki size farkı göstereyim. Vatandaşlık sorusu şu gördüğünüz soru. Bir vatandaşlık adayının yani KPSS vatandaşlıkta bir adayın bizde ülke barajı olduğunu, çevre barajı olmadığını bilmesi gerekir. Ya var mı öyle bir şey? İstanbul'dan da %50 aldılar diye bir şey duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Tamam. Baktığınızda ama bu %7'lik baraj anayasada yazar mı? Yazmaz. Bu da yazmaz. Yani anayasa sadece der ki temsilde de adalet, yönetimde istikrar. Bizde bu hüküm anayasada yer almaz. Seçim kanununda yazar. Zaten o yüzden hatırlayın. %10'luk barajı nereye çekmişlerdi bizde? %7'yi çekmişlerdi. Anayasa mı değişti? Hayır. Niye? Seçim kanunu değiştirdiler. Bu iş oldu. Seçim kanunu değiştirdi derken hemen bir şey daha. Seçim kanunu yapılan değişiklikler yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren bir yıl içindeki seçimlerde uygulanmaz. Şimdi direkt şuraya geleceğim arkadaşlar. Çünkü daha öncesinde söyledim. Ben hangisi yanlıştır, hangisi doğrudur sorusuna, hangisi yanlıştır sorusunu severim ki 4'ten doğru öğrenin. Ama burada hangisi doğrudur diyorum. Hiç artık şunlarla demek ki bunların hepsi yanlış. Geçtim bunları. Ama D şıkkı ne? Doğru. Peki D şıkkı ne dediğinizde mantığı ne? Soru şu. Hap soru hap cevap gelecek şeklinde şu aslında. Seçim kanunu yapılan değişiklikler yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren ne kadar süre içindeki seçimlerde uygulanmaz? Cevabınız neymiş? Bir yıl. Mantık ne? Mantık şu. Seçime az bir süre kala kötü niyetli iktidarlar seçim kanunlarını kendi lehlerine olacak şekilde, küçük partinin aleyhine olacak şekilde değiştirip de kendine çıkar sağlamasınlar diye var. Örneğin bizde şu anda baraj neymiş? %7'ymiş. Diyelim ki iktidar bakıyor kendisinden başka %20'yi geçen bir parti yok. Yok. Yani %20'yi geçemiyorlar. Sadece kendisi geçiyor. %24 alıyor, %25 alıyor. O kadar böyle doğalmış bir şey olmuş. Sallıyorum bunu tabii. E ne yapabilir? Ya da birilerinden kurtulmak istiyor. Seçime az bir süre kala, 2 ay kala gider der ki hadi bakalım seçim kanunu değiştirdik. Baraj %20 oldu. Ana geçmiş olsun. Diğerleri ne yapar? Tak diye barajda kalır. İşte anayasa buna önlem olarak demiş ki seçim kanunda bir değişik yaparsan sen bu değişikliği bir yıl içindeki seçimlerde ne yapamazsın? Uygulayamazsın. Hap soru hap cevap. E hocam bir yıldan önce değişir dersiniz. İyi de bir yıl sonra o siyasi parti bakalım o barajı geçebilecek mi? Ya da o düzenleme onun için bir yıl sonra gerçekten işe yarayacak mı? Anayasa bir tampon olarak ne yapmış? Seçim kanunu yapılan değişiklikler demiş. Yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren bir yıl içindeki seçimlerde ne yapılamaz? Uygulanamaz. Gelelim yeni sorumuza. Bir kanun esas bakımından anayasa aykırı iddiası ile kaç gün içerisinde iptal davası açmak gerekir? Hap soru hap cevap. Şimdi önemli olan şey şu, gene anlayacağız. Kanunlar bizde nerede iptal edilir? Kanunlar bizde nerede iptal edilir? Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi'nin esas görevlerinden bir tanesi ne? Temel hak hürriyetleri sağlamış, onları getirmiş, kimin ne yapacağını söylemiş, anayasa temel norm olarak gelmiş. Ve işte anayasaya uygunluk denetimi yapacak. Neyi? Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin,
işsizliğin anayasaya uygun olup olmayacağı ne yapacak? Bakacak. Ben bir soruyu yanlış yaptım. Bir tane doğru cevap gelmedi de. Şimdi şıklara bakıyorum. Bir şey mi yanlış diye. Kafanız niye karıştı diye. O zaman direkt ben sorunun cevabına geçeyim. Tamam, soruya geri döneceğim. Sakin olun. Bırakın burayı şimdi. Bırakın. Ne sorarlarsa sorsunlar yapmak için. Bırakın cevapta yazmayayım. Bir durun öyle. Hadi bakalım. Şimdi bakın size konuyu söyleyeyim. Ne yapacağınız şey şu. Herkes şimdi bunu birazcık bir ekranda kalsın. Daha sonrasında ekrandan izlersiniz. Daha sonrasında YouTube'da yükleniyor. Şeyde de oluyor. Tepuzem'de de oluyor. Oradan bakarsınız. Şimdi sizden istediğim bir şey var. Bu iptal davası çok zor diye bir şey söylerler. Ya iptal davası zor mu, zor değil. Bakın yapmanızı istediğim şey. Bir defa neler Anayasa Mahkemesi'nde iptal olmazdı hatırlayın. Neler Anayasa Mahkemesi'nde iptal edilmezdi. Bir, milletlerarası antlaşmalar Anayasa Mahkemesi'nde iptal edilemez. İki, iptal-i-inkılap. İnkılap kanunu iptal edilemez. Başka, kuralda parlamento kararları ne olmaz? İptal edilemez diye ne yaptık? Söyledik. Olağanüstü hallerde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ne olmaz? İptal edilemez diye söyledik. O zaman neler iptal oluyordu? Anayasa değişikliği iptal olur. Ama sadece hangi bakımdan? Dikkat edin. Anayasa değişikliği sadece hangi bakımdan iptal edilir? Şekil bakımından. Niye? Şimdi şunu anlayalım. Şekil nedir? Esas nedir? Şekil sayıdır. Yani anayasa değişikliği teklif için kaç gerekiyordu? Teklif için 200. 200 var mı yok mu? Bu ne? Bu şekil bakımından denetimdir. En az kaç gerekiyordu? 360. Peki ya bu meclis? Adamlar 302 ile anayasayı değiştiriyorlar. Cumhurbaşkanı gönderiyorlar. Cumhurbaşkanı değişikliği yayınlıyor. Tamam bitti diyorlar. Olur mu böyle şey? 302 idi bu. Bunun bir denetimi lazım. İşte anayasa değişikliği sadece şekil bakımından. Niye sadece şekil bakımından biliyor musunuz? Çünkü esas ne demek onu görelim. Esas maddi içerik demek. Yani kastım şu. Mesela maddi içerik olarak söyleyelim. Sallıyorum. Şöyle bir kanun gelse dese ki Hukuk Fakültesi mezunları avukatlık dışında başka hiçbir iş yapamazlar. Hukuk Fakültesi mezunları avukatlık ve hakimlik dışında başka hiçbir iş yapamazlar. Başka bir mesleğe kabul edilemezler. Başka bir alanda memur olamazlar. Ya arkadaş maliye mezunu oluyor da memur. Ben de olayım İçişleri Bakanı da yok. Sen anca hakim ya da avukat olacaksın. Böyle bir kural, böyle bir norm anayasadaki eşitliğe, anayasadaki çalışma hakkına uygun mu değil mi? Maddi içerik bakımından yapacağınız denetim nedir? Bu esas bakımından denetilmiş. Tamam? Yani o kural gerçekten anayasaya uygun mu? Anayasanın esasına uygun mu? Yani içeriğine uygun mu? Eşitliğe uygun mu? Hukuk devletine uygun mu? Anayasadaki o sınırlara uygun mu? Bu ne? Bu esas bakımından denetilmiş. İşte anayasa değişikliği ise esas bakımdan denetlenemez. Anayasa değişikliği niye esas bakımdan denetlenemez biliyor musunuz? Çünkü anayasa bir kere değiştiyse, artık o değişiklik yürürlüğe geldiyse bu ne? Bu anayasa. Bu da anayasa. Şimdi bu buna uygun mu değil mi diye olmaz ki. O yüzden artık onun sadece şekli olur. Ama kanunlar neyin altında? Anayasanın altında. O yüzden bir kanun her zaman için anayasaya göre ne olur? Esas bakımdan denetlenebilir. Yapacağınız şey şu, çok basit bakın. Bu tabloyu şöyle yaptığınızda hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Yapacağınız şey, diyeceksiniz ki anayasa değişikliği. Diyeceksiniz ki kanun. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, işsizlik. Bunlar nerede iptal edilir? Anayasa Mahkemesi'ne. Hangi bakımdan? İşsizlik, şekil ve esas bakımından. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi şekil ve esas bakımından. Kanun şekil ve esas bakımından. Anayasa değişikliği sadece şekil bakımından diyeceksiniz. Bu kadar. Daha sonrasında yapacağınız şey. Bunu böyle yazdınız. Sizden ricam. Benden sonra Allah aşkına boş bir kağıda şu tabloyu daha sonra yapın. Yarın mı yaparsınız, hafta sonu mu yaparsınız ama yapın. Kanunları daha sonrasında bunu böyle yaptınız. Anayasa değişikliği, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için dedikten sonra şekil ve esas diye böldükten sonra kanunları ortadan ikiye bölün. Böyle milletvekillerini böyle böler gibi böyle kanunları ne yapın ortadan ikiye bölün. Kanunları ortadan ikiye böldüğünüzde solda ne kaldı? Solda ne kaldı? Kime göre sol diyeceğiniz şimdi? Şekil kaldı. Sağ tarafta ne var? Baktığınızda esas var. Bunu ortadan ikiye böldünüz. Burada ne kaldı? Şekil, burada ne kaldı? Esas. Şimdi çoğunluk nerede kaldı? Daha çok olan taraf neresi? Neresi? Burası. Aha da ana kural burası. O zaman ana kuralda kimler Anayasa Mahkemesi'nin iptal davası açabilir? Kimler açabilirmiş? 1. Cumhurbaşkanı. 2. Meclis üye tam sayısının 5'te 1'i tutarındaki üye. Yani 5'te 1'i ne yapar? 120 milletvekili. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en fazla sandalye sahip iki siyasi parti grubu ne yapabilir? Dava açabilir. O zaman ana kural bu. Ve süre ne kadar süre? Ne kadar mı süre? Bakın ne kadar mı süre? 60 gün olacak. Ama eğer ki anayasa değişikliği ise, anayasa değişikliği zaten sadece hangi bakımdan denetlenir? Anayasa değişikliği sadece hangi bakımdan denetlenir? Şekil bakımından denetlenir.
anayasa değişikliğinin ya da kanunların şekil bakımından denetimde. Bakın tüm şekil değil. Burada yapılan hata şu olur. Şöyle yapıyorsunuz. Şekil 10, esas 60. Geçmiş olsun. Şekil 10, esas 60 diye bir şey yok. Ana kural bu taraf. İstisna bu taraf. Buraya geldiğinizde kim dava açabilir? Cumhurbaşkanı kim dava açabilir? 120 milletvekili. Aha da kim yok? Aha da üçüncüsü yok. O zaman bir kanun şekil bakımından iptali için en fazla sandalyesi olan iki siyasi parti dava açabilir mi? Hayır. O zaman söyleyin bakayım bana. Hadi bırakın şimdi soruyu. Oraya yazdığım soruları boş verin. Hadi oraya cevabı yazın. Söyleyin bana. Kanun esas bakımından iptal için süre ne kadarmış? Kanun esas bakımından iptalinde süre. Hemen yazın. Kanun esas bakımından iptali. Bitti. Cumhurbaşkanlığı şekil. Süre. Cumhurbaşkanlığı şekil. Cumhurbaşkanlığı şekil. Cumhurbaşkanlığı şekil. 15 nereden çıktı ya? 15 yazanı yakalayamadım. Cumhurbaşkanlığı şekilde ne kadar? Tabloya bakın. Arkadaşlar şekil ve esas diye ayırmıyoruz. Alo dikkat edin. Tablo gözükmüyor mu orada? Bilmiyorum. Kanunu şekli demiyorum. Cumhurbaşkanlığı ister şekil olsun, kararnamesi ister esas olsun. Süreniz ne kadar? 60 gün. İş tüzük ister şekil ister esas. Süre ne kadar? 60 gün. Kanun esas 60 gün. Kanun şekil deseydi 10 gün. İş tüzük şekil ya da esas. Süre ne kadar? İş tüzük şekil ya da esas. 60 gün. Bitti. Bu kadar işte ya. Bu kadar. Yapacağınız sadece bu. Sadece bunu yazacaksınız. Anayasa değişikliği, kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, iş tüzük, şekil esas, şekil esas, şekil esas diyeceğim. Anayasa değişikliği neyi olmaz? Esas bakımından iptali olmaz. Niye? Çünkü o artık anayasa olmuş olur. O artık zaten anayasa. Onu ben maddi içerik olarak denetleyemem. Sadece şekil bakımından. Anayasa değişikliği ve kanun şekil bakımındansa süre 10 gün ve cumhurbaşkanı 120 milletvekili. Geri kalanlarında ister şekil ister esas cumhurbaşkanı 120 milletvekili en fazla sandalye sahip iki siyasi parti ve türe 60 gün bu kadar. Hadi gelin soruya. Kanun esas bakımından aykırılığı için ne demiş soru? Soruya bakacaksınız. Bir neye bakacaksınız? Hangi norm? Hangi normuş? Hangi norm? Kanun. Hangi bakımdan? Esas. O zaman süre ne kadar? Kanun esas 60 gün. Sınavda kanun soruyu değiştirdim hadi. Sınavda kanun dedi ama şekil dedi. Sınavda kanun dedi ama şekil dedi. Kanunsa şekilse 10 gün. Soruyu değiştiriyorum. Sınavda kanun demedi. Sınavda kanun demedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ama şekil dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi şekil. Süre ne kadar o zaman? 60 gün. Sınavda soruyu değiştiriyorum. Anayasa değişikliği dedi. Şekil esas demesine gerek var mı? Yok. Zaten esas yok. Anayasa değişikliği iptal için süre ne kadar? Artık 10 gün. Zor muymuş? Zor muymuş? Bu kadar. Gençlik bu kadar. Tamam. Alın şuraya da soruları yazmıştım ama zaten yaparsınız. Bir kanun hakkında şekil bakımından, kanun şekil bakımından için kim dava açabilir? Biraz önce bağıra bağıra söyledim. Kanun şekil bakımından davayı kim açabilir? Cumhurbaşkanı ya da 120 tane millet vekili dava açabilir. Alın size soru. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kim dava açabilir? Kim dava açabilir? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ise kanun ya da şeyin anayasa değişikliğine şekli demiyor. Mecliste en fazla üyeye sahip ikinci siyasi parti. Bitti. La ne sorarsa sorsun bu saatten sonra. Tamam mı iptal davası? Bu kadar. Bugünlük bu kadar. Hatta süremi gene yakalamışım. Aa, yok. Ya ben karıştım şimdi. Tamam 45 dakikada bitirdim. Arkadaşlar harika olan sizsiniz. Yani zaman ayırıyorsunuz, emek harcıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Tamam ben de mütevazi davranmayacağım. Ben fena değilimdir. Bu arada Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Anlattıklarımla ilgili sorusu olan varsa bu 10 tane sorudan 3 tanesi aslında iptal davasıydı. Şurayı tekrar tutayım. Şuradaki tabloya hakim olduktan sonra sıkıntısı yok. Bunu böyle yapın. Gerisi yeter. Neden mutlakmış, neden nispiymiş tamam mı? Neden devredilen hak, neden devredilmeyen hak tamam mı? Tamam. Peki. Varsa sorularınızı alayım. Yoksa hepinize yavaş yavaş iyi akşamlar diyeyim. Ben birazcık bekleyeyim sorusu olan varsa diye anlattıklarımdan. Hilal ben teşekkür ediyorum. Gizem. Eyvallah artık full sene güzel. Bunların PDF yok arkadaşlar. Bu videoları izleyebilirsiniz. Yani videolar da var bu şekilde. Nurgül hiç gerek yok. Ben teşekkür ediyorum. Beşinci sorunun cevabı neydi? Beş neymiş? Beş bakayım. Bu beş neydi ya? Ne sormuşum ben? Ha, milletvekili sıfırın sona ermesiyle beraber yasama sorumluluğu bitmez. Niye? Ömrü billah bunu ne yapar? Kullanır. Cevap C şıkkı olacak. Başka? YouTube'da arkadaşlar videolar var. Serhat Güven olarak da var. Tek Uzem'de de var. İkisinde de var.
Birinci soruyu kısaca tekrarlar mısınız? Birinci soru ne? Evet, arkadaşlar şurayı bilseniz yeter. Genelde malla mülklü olan, parayla ilgili olan haklar devredilebilir ama kişiye bağlı olan haklar ne olmaz? Devredilmez diye söyledim. Oturma hakkı bir kimseye tanınır ve bu hak devredilebilen bir hak değildir. Mülkiyet hakkı devredilir ama intifa hakkı devredilmez. Buna da dikkat edin diye söylemiş oldum. Var mı başka? Kaldı mı kimse? Hala duruyor. Daha hala 100 kişi duruyor. Gidin arkadaşlar, işiniz gücünüz mü yok ya? Hadi kendinize iyi bakın. İyi akşamlarınız olsun. Gidin dedim ya, herkes bir anda kaçtı. Yok, perşembe arkadaşlar. Haftaya perşembe. Haftaya perşembe bu saatte gene kısmetse görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Instagram takip edebilirsiniz. Oradan da duyurular yapıyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi akşamlarınız olsun. Ben kaçtım artık. Hoşça kalın. Hoşça kal Sevcan. Hoşça kal Deniz. Başka olacak mı böyle? Haftaya perşembe. Kısmetse, Allah izin verirse sıkıntı olmaz. Haftaya perşembe gene beraber. Sizde. Hoşça kalın.